Merhaba arkadaşlar, Orkideryam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimdeki dalların, artık orkidelerin aktifleşmeye başladı. Yeni böyle çiçek dalları çıkarmaya başladı. Onları göstermek istiyorum. Bu şekilde nasıl hızlı bir gelişim gösterdi çiçeklerim. Ben ne yaptım arkadaşlar bunlar için? Bunları genelde ben şu şekilde dallarını daha önce kesmiş olduğum yerlerine, gördüğünüz gibi şu şekilde yeni çiçek dalları çıkarmaya başladı. Ben günlük bunları nemlendiriyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız arkadaşlar, nemlendirirseniz, orkide zaten tropik bir çiçek, nemi seven bir çiçek. Bir de şu şekilde uygulama yaptım. Haftada iki kere uyguladım. Daha önceden size göstermiştim, şu aktif olan köklere şu şekilde aloe vera'yı sürdüm arkadaşlar. Sizler de bu şekilde sürerseniz köklerine, köklerinde güzel, hızlı bir gelişim sağlar. Güzel köklerde güzel yapraklar. Her yaprağın arası da çiçek dalı demek. Ben geçen gün bir takipçim sormuştu aloe vera'yı. Ben kullanmamıştım. Ondan sonra bu şeyde iki haftada iki kere kullanmaya başladım. Şunlar daha geçen seneden. Bunlar uyuyan çiçek gözleri. Aktif değiller. Kendini durdurdu. Daha sonra şuralardan çıktı gördüğünüz gibi. Burada da var. Şu bölümdeki kendini durduran. Bunlara ben haftada iki kere yeni şey kullanmaya başladım. Aloe vera'ya sürmeye başladım. Bundaki gelişmeleri arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Bakalım bunda nasıl bir gelişim gösterecek. Bu aloe vera buradaki nemi sağladığı için daha nemli tutuyor çiçeklerimizin. Şu şekilde uyguluyorum. Bunların sonuçlarını arkadaşlarım sizlerle paylaşacağım. Bakalım ne gibi bir sonuç verecek. Orkide gerçekten çok pahalı artık arkadaşlar. Hiçbirinizin çiçek kaybı yaşamasını istemem. Onun için kendim kullanayım. Eğer güzel sonuç alırsam sizlere de mutlaka bu gelişimi göstereceğim, paylaşacağım arkadaşlarım. Bir bazı arkadaşlar da şeyi sormuşlardı. Orkidedeki taşa ekilen orkidelerde taşta, köklerde sıkışma olur mu diye. Şu şekilde göstereyim size. Kökleri gerçekten çok güzel, aktif. Bunu ben de düşünmüştüm. İlk taşı ektiğim orkiden bu arkadaşlar. Sizin düşündüğünüz gibi ben de düşündüm. Acaba dedim köklerini sıkıştırır mı taş? Gelişimini engeller mi? Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel kökleri var. Bu gelişim güzel ki bu kadar aktif, güzel, sağlıklı, kalın kökleri var. Çok güzel kökler de çıkarttı. Taşta tam tersi, topraktaki gibi değil arkadaşlar. Boşluk kaldığı için orkide kendini güzel bir şekilde büyütüyor. Bu da benim yaprakları yumuşamıştı. Ben bunu taşa ektim. Altında da hafif su var arkadaşlar. En alttaki kökü suya değiyor. Kökü kalmayan orkideler için, çok az kalan orkideler için, bakın gördüğünüz gibi bir ya da iki tane kökü kalmıştı. Dibinde biraz su bıraktım. Gövdesine taşta ve şu anda bana yeni buradan çiçek sapı çıkartıyor arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde suya ektim. Taşa ektim. Pardon. Şöyle göstereyim sizlere. Burada aynı şekilde artık çiçek açmaya başladılar. Bunlar taşa ektiğim ilk çiçeklenecek olan orkidelerim. Gördüğünüz gibi yaprakları o kadar sağlıklı ki hızlı bir şekilde büyütmeye başladı. Sizlere de eğer orkidelerinizde yavaş gelişimi varsa, gelişimi durduysa bu şekilde ekim yapmanızı tavsiye ederim. Bu geçen gün en son videomda göstermiştim. Hatta bu, dikkat ederseniz, orta yaprağı yok. Bunu yeni çıkardı, taç yaprağını. Bu da yumuşamıştı orkide. Kendini hatta bak gördüğünüz gibi yapraklarından anlayabilirsiniz. Böyle buruşmuştu yaprakları. Çok güzel ki kendini toparladı. Suya diktim ben bunu. Şu şekilde. Suda bir orkiden bu da. Bunun da arkadaşlarım size göstereyim. Kökü, bir tane kalmıştı kökü. Şöyle suya değecek şekilde.
Şuradan suya değiyor sadece bir tanesi. Ve kendini çok hızlı bir şekilde toparladı. Artık yaprakları sert, düzeldi. Yaprak yumuşaması varsa, kendini durduran orkideleriniz, uyuyan orkideleriniz varsa bu şekilde dikim yapabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim arkadaşlarım. Benim artık çiçeklerim yavaş yavaş kendini göstermeye başladılar. Sizler de arkadaşlarım bu dediklerimi uygularsanız mutlaka sizin çiçekleriniz de bu şekilde tomurcuklanıp güzel çiçeklerini açacaklar inşallah. Artık aralarında çiçekler vermeye başladılar, çiçek sapları. Bu aloe verayı uyguladığımı mutlaka sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç alırım hızlı bir şekilde. Kurumuş olan çiçek gözlerini bile bakalım nasıl bir etki gösterecek. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzur dolu, mutlu, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.